Herkese selamlar arkadaşlar. Ninja Traders YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Umarım herkes iyidir. Her hafta çektiğimiz bülten videomuzun bu pazarki bölümündeyiz. Bu hafta geçtiğimiz bir iki haftaya kıyasladığınız zaman çok böyle yoğun bir hafta geçirmedik. Geçen hafta kripto tarafı çok hareketli olduğu için ben videonun diğer kısımlarını atlayıp yalnızca o kriptodaki haberlerden bahsetmiştik. Bu hafta işte eski sisteme dönüyorum. Yani her zaman yaptığımız gibi olan sisteme, bülten sistemine ve öncelikle FED tarafıyla alakalı aldığım notlara şöyle bir göz gezdiriyorum. Perşembe günü öncelikle ondan bahsedeyim. ABD'den PMI verisi geldi arkadaşlar. Satın alma verisiymiş bu. İmalat ve inşaat sektörlerini etkileyen bir veri. Bu veri beklenti altında geldi. Bunun beklenti altı gelmesi dolar indeksini böyle ufak bir aşağı salmasına sebep olsa da DX'e tekrardan 104 seviyelerinin üzerine çıktı haftanın devam eden gelişmeleriyle beraber mesela bu gelişmelerden bir diğeri başka bir tanesi ABD 10 yıllık tahvil faizleri son 16 yılın zirvesine ulaşmış arkadaşlar. 2009 yılından beri en yüksek seviyesinde. Bu da DXY'nin yükselmesine sebep oldu. DXY'nin yükselmesine sebep olan diğer bir faktörse Fed'in yıl içerisinde bir faiz daha arttırma ihtimali. %40'a yükseldi arkadaşlar. Bu da DXY'nin yukarı gitmesine sebep olmuştu. Perşembe günü yaşandı bu bahsettiklerim. Onun dışında Cuma günü başka aksiyonlar da oldu. FED tarafından şimdi onlara da bakacağız. Ama oraya geçmeden önce genel olarak şöyle toparlayayım yani bu tarafı. Çin'deki ekonomik sıkıntılar ve ABD'nin faiz ve sıkılaşma konusundaki böyle belirsizlik durumu piyasaları genel olarak kötü etkiliyor arkadaşlar maalesef ki. Evet devam ediyorum şimdi FED tarafından. FED Başkanı Powell Wyoming'de Jackson Hole toplantısında konuştu arkadaşlar. 24-26 Ağustos arası böyle ekonomik politikaların konuşulduğu bir sempozyummuş bu. Bu sene Kansas City Federal Reserve Bankası düzenlemiş bu yıl bu toplantıyı. Neyse Powell'ın konuşmalarının detaylarına bakalım biz arkadaşlar birazcık. Powell aslında şahin bir konuşma yaptı diyebiliriz. Yani sıkılaşma sinyalleri veren bir konuşma oldu. Önemli satır araları şunlardı konuşmayla alakalı. Şimdi öncelikle tekrardan faiz arttırma konusuna dikkatli ilerleyeceğiz ve uygun görürsek uygun görüldüğü zaman faiz arttırmaya hazırız dedi. Enflasyon hedefimiz %2'dir ve öyle kalacak diyor. Zaten hani bunu uzun zamandır söylüyor %2 hedefleri olduğunu. Onun dışında enflasyonda işte düşük rakamlara ulaşmak için iş gücü piyasalarının yumuşaması gerekiyor dedi. Burada anladığım kadarıyla enflasyonu düşürmek için Hani faiz arttırmak gerekiyor. Bu durumda işte faiz arttırma işsizlik olarak geri dönüş olabilir gibi yorumladım ben. Çok bilmiyorum hani çok uzman değilim ama hani böyle bir söyleme oldu Jerome Powell'ın. Ben de bunu hani bu şekilde yorumladım. Başka ne demiş? Bakıyorum şöyle. Ekonominin beklenildiği gibi hafiflemediğine dair işaretler olmasına karşı dikkat ediyoruz diyor. Yani bu konuşmalardan benim anladığım bir süre daha gevşemiyoruz demek istiyor. Yani bir süre daha piyasaları Birazcık sıkacakları gibi bir yorum çıkarttım. Ben bunların dışında pandemiye bağlı bozulmaların hala devam ettiğinden bahsediyor. Yani pandeminin üstünden artık hani 2 yıl geçti neredeyse ama ekonomik sıkıntılarını yaşıyor olmak biraz hani pandeminin arkasına saklanmak gibi geliyor ya da işte hani ne bileyim o dönem basılan paralar hani galiba gerçekten hiç düşünülmemiş yani sonrası sonraki dönem. Ki hani tüm dünyada pandemi sonrası enflasyon anlamında sıkıntı var yani bunu gözlemleyebiliyoruz. Hani burada Amerika ve Çin ekonomik anlamda bir süre daha sıkıntılı gibi gözüküyor diyelim. Piyasalar genel olarak manipülatif bir cuma günü geçirdi arkadaşlar. Yani gerek altın işte gerek bitcoin önce yukarı doğru ivmelense de kötü mumlar attılar aşağıya doğru. Bitcoin %2 düşüşle kapattı günü Powell'ın açıklamalarından sonra şurada da görebilirsiniz. %2 düşüşle kapatmış oldu diyelim. Evet, ABD ve Fed tarafından aldığım notlar bunlardı. Şimdi kripto tarafına döneceğim. Ama dönmeden önce videoya like ve yorum alırsak çok mutlu olurum arkadaşlar. Önemli benim için like ve yorumlarınız. Şimdiden teşekkür ederim. Birkaç haber var gözüme çarpan. Birincisi Binance ve Mastercard haberiydi arkadaşlar. Binance ve Mastercard'ın bir kart anlaşması vardı. Kripto paraları işte fiyat paraları yani normal ülke para birimlerine çevirmelerine ve bu kart üzerinden yani günlük hayatta ödeme yapmasına imkan tanıyan bir sistem geliştirmişlerdi. Mastercard ve Binance geliştirdi bunu. Bunu kullanan kullanıcılara da işlem başına %8'e kadar kripto iadesi geri veren bir programdı. Bu amaç tabii ki işte doğal olarak kripto adoption yani kriptoyu işte daha geniş kitlelere tanıtmak, kriptonun insanlar tarafından kabullenmesine yardımcı olan aynı zamanda işte geleneksel finansla kriptoyu nasıl söyleyeyim birleştiren böyle bir köprü gibi bir şey kurmak. Yani burada bunu amaçladıklarını görebiliyoruz. Latin Amerika yani işte Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve işte Orta Doğu'da Bahreyn, Katar gibi bölgelerde bu programı işte bölgesel zorunluluklardan dolayı sonlandırdıklarını açıkladılar. Aslında önemli bir karar olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani mesela Mastercard'ın kendi kripto kart hizmeti devam ediyor ama Binance'de olan çalışmalarına son vermişler. Yani son dönemde aslında aylardır konuştuğumuz bu Binance tarafına karşı hamlelerden bir diğeri olarak yorumluyorum ben bunu. Yani hep konuştuk zaten bu tarz haberleri biliyorsunuz. Ee, o yüzden çok hani uzun uzadıya Binance'ı uğraşıyorlar falan diye detaya girmeyeceğim ama yani bildiğiniz gibi böyle de bir olay var işte Mastercard'la Binance ortaklıklarını sonlandırdıklarını açıkladılar. 22 Eylül'de sona eriyormuş bu program. 22 Eylül'e kadar kullanıcılar yine bu sistemi kripto parayı çevirip alışveriş yapma sistemini önümüzdeki ayın 22'sine kadar 22 Eylül'e kadar kullanabileceklermiş. Bunu da belirtelim diyorum arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi Pepe hadisesi. Biraz detaylandıralım. Çünkü yani fiyata keskin etkileri olan bir dizi olaylar zinciriydi. Bu yaşanan genel olarak da kriptonun düştüğü bir ana denk geldiği için hani ters bir ana denk geldi. Fiyata kötü etkiledi. Ondan bahsedeceğim şimdi. Multisig diye bir sistem var arkadaşlar. Multi Signature. Pepe ekibinin elinde tabii yani doğal olarak ellerinde Pepe token'dan var. Yani toplam arzın %6.9'una denk gelen bir kısmı bu multisig cüzdanlarda duruyormuş arkadaşlar. Tokenomics'ine baktığımızda 420 trilyon 690 milyar arz var toplamda Pepe'de. Ondan da bahsedelim. %6.9'u da bu şekilde ekibin elindeymiş. Tokenomics'ine baktığımızda diyorum ve evet, devam ediyorum şimdi ondan bahsettiğimize göre. Şimdi olaya dönmek gerekirse olay kısaca şu. Ekipten 3 kişi multisig cüzdanlarını burada 8 tane key var bu multisig cüzdanlarında. Ve bu 8 tane key'den 5 tane imza alındığında bu tokenlar hareket ettiriliyor. Yani ekibin elinde olan işte yüzde %6'lık kısım hareket ettirilebiliyor. Buradaki imza sayısını ikiye düşürüyorlar. 5 imzadan imza ona isteyen mekanizmayı ikiye düşürüyorlar ve ardından büyük borsalara işte OKEX, Binance ve Bybit'e 16 milyon dolar civarı bir token aktarıyorlar. Yani 16 trilyon adet Pepe'ye denk geliyor. Burada detaylarını da görebilirsiniz Ninja News'un haberinde. Burada OKEX'e 8,5 milyon dolar civarı, Binance'e buçuk civarı, Bybit'e 500 bin dolar civarı ve tanımlayamayan bir cüzdan ya da borsaya da işte 400 bin dolar civarı dolar değerinde olan Pepe token'lar aktarılıyor. 16 milyon dolara yakın bir para ediyor bu. Daha önceden böyle multisig olaylarında bu tarz hadiseler yaşandığında ekipler genelde raglamış. Yani böyle projeler bu multisigleri işte imza onayını düşürüp borsalara tokenları aktardıklarında hep daha önceden Rapple hadiseleri yaşandığı için burada da işte Pepe aglayacak mı gibi bir düşünce oluştu. İnsanlarda hani böyle bir düşünce oluştuğu için bu da fiyatta çok keskin bir düşüşe sebep oldu arkadaşlar. Yani bakın buradan da görebilirsiniz. Fiyat %14 civarı düştü. ilk haber geldiğinde ancak sabaha doğru yani sabaha karşı işte düşüş devam etti ve bu tarafta yani toplamda %27 civarı bir düşüşle günü kapatmış oldu Pepe. Çok ciddi bir rakam tabi. Yani 0 işte 0077'ye kadar iğne attı fiyat. Burada Pepe ekibinden açıklama bir sonraki gün geldi. Buradaki sıkıntı bu aslında. Zaten işte hani size bu az önce detaylarıyla bahsettiğim olayı Pepe ekibi açıkladı. Yani detayları onlar verdiler bize işte diyorlar ki multisig onayını bir şekilde düşürdüler borsaları bu pepeleri attılar ekibin içindeki kötü niyetli kişiler tarafından dolandırıldık dedi vesaire vesaire hani biz raglamadık buradayız gibi bir açıklama yaptılar ve işte artık yani insanları bir şekilde bu kötü niyetli insanları dışarı attıkları için mutlu olduklarından ve işte ileride nasıl söyleyeyim size tam merkeziyetsizleşme için önemli bir adım attıklarından bu insanları göndermekle bu adımı attıklarından bahsettiler. Fiyat hani yukarı doğru güzel bir tepki verdi aslında. Açıklama şuralarda falan geldi. Fiyat şuralarda falandı. %14'lük bir yükseliş kaydetse de hani piyasanın işte hani cumartesi satış yönlü olmasıyla maalesef geri çekildi fiyat. Burada dediğim gibi açıklama şeffaflık ve merkeziyetsizlik açısından iyi. Yani merkeziyetsizleşme çabasını anlıyorum burada. Okey bunda sıkıntı yok. Ama bu açıklamanın çok geç gelmesi yani bir gün sonra geldi açıklama neredeyse. Yani bu yatırımcıyı paniğe sokar yani. Belki de o ilk az önce size gösterdiğim fiyatla beraber yani haberle beraber gelen %15'lik düşüşte bu açıklama gelse fiyat yukarı doğru daha sağlıklı ivmelenebilirdi ama açıklama gelmedikçe işte demek ki artık hani haber Asya marketi e de sabaha karşı yayılmasıyla spot satışlarla birlikte totalde %27 civarı bir düşüşle günü kapatmış oldu. Hani yatırımcısı için kötü bir haber tabii. Pepe yatırımcısı yani var mı bilmiyorum ama hani spottan tutan diyelim. Spottan tutanlar için yani kötü bir gün oldu Pepe tutanlar için. Bu haberle birlikte de yine haber trade edenler hızlı olanlar kazandı. Her zaman olduğu gibi yukarıdan haberli şortu açanlar işte sabah sabaha karşı güzel bir sürprize uyandılar diyelim arkadaşlar Pepe olayı hani kısacası detaylarıyla bu şekildeydi. Devam ediyorum. FTX ile alakalı negatif bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Ondan da bahsedelim. Şimdi FTX iflas ettikten sonra hepinizin de bildiği gibi Kroll isimli bir danışmanlık finans şirketine devredildi bu alacak verecek olayları. Yani bu alacak işlerine bakan muhasebe firması gibi bir şey. Yani bu kayyum atanan firma gibi düşünün bu Kroll'u. Kroll çalışanlarından birine bir SIM swap saldırısı yapıyorlar arkadaşlar ve bu saldırı sonucu Kroll sistemlerine giriyorlar ve işte binlerce kullanıcının bilgileri hacklenmiş arkadaşlar. Yani FTX'teki bilgilerimiz büyük olasılıkla şu an maalesef ki üçüncü şahısların eline geçmiş durumda ve işte yani bu hackten ele geçen bilgiler nelermiş? İsimler, adresler, mail adresleri ve bakiye bilgileri. Yani mesela benim adım, soyadım, mail adresim FTX'e yazdığım adres ve bakiyemde ne kadar olduğu bilgisi büyük olasılıkla şu an maalesef hacklenmiş vaziyette. Yani yorumlamak gerekirse hani ne diyeyim tatsız bir olay zaten. İşte paramız içeride kaldı artık yıl oldu. Neredeyse bir sene olacak. Bir de üstüne veriler gitmiş yani. Bu aralar çok fazla veri çalınma işi oluyor. Geçenlerde de FriendTech hadisesinde veriler GitHub'da satıldı gibi dedikodular vardı. Orada da işte Ethereum miktarı ve Twitter hesabı, e-mail adresi, isim vesaire sızdırılmıştı. Yani önemli filtrelerden geçmiş bilgiler aslında bunlar. FTX'e de şimdi öyle baktığınız zaman yani çalınan verilere baktığınız zaman bu yeni nesil veri işi herhalde zannediyorum ki çok para ediyor sanırım çünkü yani çok spesifik veriler bunlar. Yani sadece isim soy isim değil. Hani adresi belli ki bu insan bir kripto kullanıcısı bu kişi. Ve işte hani bakiyesi vesaire mail adresi. Hepsi birden güzel bir paket olmuş oluyor aslında. Bu veri hırsızlığı yapanlar ve bu verileri satın alan şahıslar ya da kurumlar için baktığınız zaman. Çünkü yani tam böyle spesifik filtrelenmiş veriler aslında bu FTX'in verileri vesaire. Tabi yani bizim için berbat yani devamlı veriler bir siteden çalınıyor. Artık zaten sanal dünyada privacy diye bir şey mahremiyet diye diye bir şey söz konusu değil gibi gözüküyor. Bir sonraki gün FTX tarafından bir açıklama geldi. Bu sadece çalınan bilgiler hani verilerdir. İşte bakiyelerde bir sıkıntı yok. Sıfırlanma gibi bir durum yok. Sadece infolar gitti. İşte biz yine de her ihtimale karşı hesapları geçici olarak askıya aldık güvenlik açısından gibi bir açıklama yaptılar. Buradan da gelecek olan haberleri takip ediyor olacağız. Yani tabii kötü bir olay. Yani insanlarda da şimdi şöyle bir düşünce oldu. Hani geri ödeme konusunda şimdi bizim süre acaba ne kadar geriye atacak bu hack olayı? Geri ödeme planını sekteye uğratacak mı gibi sıkıntılar, düşünceler yarattı bu olay. Bakalım maalesef yani eski FTX kullanıcılar için kötü bir haber. Hani göreceğiz buradan neler olacağını ilerleyen dönemde arkadaşlar diyorum ve burada haberler kısmını sona erdiriyorum. Arkadaşlar önümüzdeki haftaki gelişmeler için sevgili Kerim'i ziyaret edeceğiz. Ben böyle bir toparladım şöyle bir önümüzdeki hafta neler olacak diye. Salı günü Grayscale davasında karar bekleniyor arkadaşlar. Bakalım yine ertelenecek mi? Üçtür ertelemişlerdi. Ayrıntısını iki hafta önce çektiğim videoda anlattım diye hatırlıyorum. O yüzden çok detaya girmeyeceğim hani Grayscale'da ne olmuştu ne bitmişti diye. Grayscale hakkındaki alınan olumsuz karar Bitcoin fiyatına negatif etki edecektir diye tahmin ediyorum. Bunun dışında grayscale ve digital currency group bunlar biliyorsunuz aslında aynı şirket gibi bir şeyler. Bunların elinde bolca tuttukları Ethereum Classic, Fil, Near, Zek, Mana gibi tokenlara da dikkat etmek lazım. Hani yine ertelenmesi konuşuluyor kararın ama hani bilemeyiz, bakacağız burada salı günü takip edeceğiz burayı. Onun dışında çarşamba günü ABD'den gayri safi yurt içi hasıla verileri gelecek arkadaşlar. Bu tarafta 2.4 beklenti var. Beklenti üstü gelmesi durumunda değilse yükselecektir. Bu tarafta piyasalar için negatif olur bu. Verinin beklenti altı gelmesini bekleyeceğiz bu tarafta. Beklenti 2.4'ü tekrardan hatırlatıyorum ve devam ediyorum. Perşembe günü yine ABD'de 15.30'da çekirdek kişisel tüketim giderleri yıllık verisi açıklanacak arkadaşlar. Bu tarafta da beklenti 4.2 imiş. Ondan da bahsedeyim dedim. Cuma gününe baktığımız zaman cuma günü 15.30'da ABD'den tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri açıklanacak arkadaşlar şimdi tarım dışı istihdamda beklenti 170.000 Onun dışında işsizlik oranında yüzde 3.5 yani yüzde üç buçuk beklenti var burada tarım dışı istihdam verisi yüksek geldiği takdirde işte Euro pound gibi pariteler aynı zamanda değerli metaller altın gümüş ve riskli varlıklar Bitcoin gibi buralarda satış yemelerini bu ürünlerin görebiliriz beklenti altı gelmesini umuyoruz bu tarafta Onun dışında işsizlik oranında ise üç buçuk beklenti var Burada beklenti altı geldiği takdirde işsizler azalıyor, ekonomi iyiye gidiyor gibi yorumlanıyor. Bu da dolar indeksini yükseltir. Bizim piyasalarda düşüş görürüz bu bağlamda. Burada da işsizlik oranının beklenti üstü gelmesini umacağız arkadaşlar diyorum ve evet bu haftaki gelişmeler kısmının sonuna geldik. Sevgili Kerim Kalender'e bu değerli hizmeti için tekrardan teşekkür ediyorum ve selam gönderiyorum. Şimdi kısaca grafik kısmına geçeceğim. Grafik kısmında ilk önce DAX'a bakacağım arkadaşlar. Ger 30. Bakın burada haberi de var. Alman ekonomisi durgunlaştı diyor. Büyüme beklentileri ertelenmiş. Bu yüzden de şimdi Ger 30'da DAX'da böyle bir grafik var. Şöyle uzaktan göstereyim size. 4 saatlik grafik. Şöyle bir basit bir range yapısı var. Şimdi burası range'in en dip bölgesi olarak göz önünde bulundurduğumuz takdirde buradaki orta seviyeyi henüz test etmediğini görüyorum ve hazır Almanya'da işte büyüme hedefleri de düşük geliyor vesaire gibi sıkıntılar varken bu DAX indeksinin %2.5 düşmesi halinde buraya alarm attım. Buradan bir long işlem almayı düşünüyorum Alman indeksine DAX'a. Şuradaki fitilin altında da stop olmak. Kaydıyla böyle bir işlem düşünüyorum. Gelirse 15.250 15.260 bölgesine geri çekilme gerçekleştirdiği takdirde burada bir long işlem alabilirim. Onun dışında bu kutuyu görüyorsunuz. Bu kutu birkaç kez çalışmış. Şimdi tekrardan bu kutu çalışabilir. Yukarı ivmelenebilir. Şuradaki gördüğünüz gap yapısını doldurabilir. Bir şey diyemem açıkçası buradan yükselirse. Ama yani bu birkaç kez çalıştığı için buradaki kutu artık bana birazcık riskli geliyor. Şöyle bir şey de yapabilir gerçekten. Ee, şuradaki şeyi doldurup buradaki gap'i doldurup burada birazcık şuradan satışıp buraya tekrar geri gelebilir. Ama benim beklediğim nokta buradaki 15.250 15.260 seviyesi olacaktır arkadaşlar. Alman indeksinde DAX'ta. Bu işlemi gelirse eğer Prime XBT'den alacağım. Prime'ı biliyorsunuz zaten bizim partnerimiz uzun bir süredir. MTA işlemlerimi Prime XBT'den gerçekleştiriyorum. Prime'da da kodlarım hala var. Bana yazıyorsunuz. Siz yazdıkça ben indirim kodlarını size gönderiyorum. Ninja'nın %25 indirimi var. Kendi komisyon indirimi var. Onun dışında overnight fee'ler içinde bana indirim kodunu yazabilirsiniz. Yani bu Prime'da iki türlü bizim indirim seçeneğimiz var. İkisinden de faydalanmak için bana diyem, atabilirsiniz. Ninja'nın kendi linkidir diyorum ve devam ediyorum. Onun dışında Brent var. Brent'te de bakın arkadaşlar burada tweet atmıştım. Geçen hafta değil ondan önceki hafta 82.8 bölgesinin güvenli alım yeri olduğundan bahsetmiştim. O bölgeye geldiğinde de bir alım yaptım ben Brent'te 82.89 bölgesinden giriş yaptım. Şuradaki kutuya geldiği zaman da buradaki %3 yükselişi gördüğüm zaman pozisyonumu kapattım. Zaten burada nitekim buradaki gördüğünüz kutuda anlık olarak satış yemiş durumda. Şimdi buradaki 82.8 benim güvenli alım yeri olarak gördüğüm ya yani burasıydı. Onun dışında şurada da bir tepe var. Eski tepesi. Daha test edilmemiş gözüküyor. Yani buraya iki kere iğne atmış ama maalesef benim alarmım çalmamış. Yani bu alarmı tetiklememiş buradaki iğneler. Yine de buradaki alarmı bekleyeceğim ben Brent'te herhangi bir işlem almak için tekrardan eğer gelirse oraya düşerse 81 nokta 5 bölgesi gerçekten çok güzel bir bölge. Yani iki kere gelmiş ama bir daha gelirse değerlendirmek için çok iyi olur. Yani benim alarmım maalesef burada aktif olmasına rağmen çalmadı. Onun dışında yani burada hacimli yükselişler gözlenmediğimiz takdirde buradaki hareketin sadece bir silkeleme olduğunu düşünebiliriz ve 82.8 bölgesi daha önceden çalıştığı gibi tekrardan çalışabilir. Ama buranın test edilmediğini düşünüyorum. Yani buraya gelse bile buralara inmemiş yani tam olarak. Burada bir alarmım var bir bu işlemi de Prime XBT'den tekrardan alacağım. Onun dışında altında şöyle bir grafik var arkadaşlar. Bu benim dikkatimi çekti. Altın bayağı gerçekten çok uzun zamandır çok manipülatif hareketleri var. Yani gerçekten hani shitcoin gibi hareketleri var. Altının şöyle çok nizami bir düşen trendi vardı. Şimdi burada kırılım geldi. Benim burada bir tane altın pozisyonum vardı. 1892'den açılmış. O 1892'den açmamın da sebebi buydu. Şuradaki yapıdan dolayı açmıştım. Buranın altına sarkmasına rağmen hani bu silkeleme hareketi gibi kaldı buradaki fiyat yapısı. Ve buranın üstüne kendisini atmış durumda. Ve şurada yakından baktığınız zaman da bu trendi kırmış. Veri testini nizami bir şekilde yapmış gözüküyor. Şimdi cuma günü Powell'ın açıklamalarıyla ben şurada bir tane kutum vardı. Böyle bir kutu çizmiştim buraya. Kendi kendime dedim ki yani buraya gelirse riskli de olsa bir tane long işlem. Açayım buradan bir tane longum var altında yüzde yarım karım var şu an ama piyasalar kapanmış durumda. Pazartesi günü göreceğiz ne olacağını. Onun dışında altında hani bu kutuyu bu beyaz kutuyu kaybetmediği müddetçe yani yukarıya hedeflemesi normaldir. Mesela şöyle bir hareket yapabilir buradan gelip birkaç kere red deyip şöyle de bir siz kelime hareketi yaptıktan sonra şu bölgeye 1930 bölgesine altın buradaki dirençleri test etmek için çıkabilir. Burada da öyle bir yapı var ki yani çok nizami düştüğü için buradaki yapı. Nereden satış yerseyesin hani şey diyebilirsiniz ya evet dirençten satış yapmış, dirençten satış yapmış diyebilirsiniz. Çok nizami bir hareketi var. O yüzden burada altında şey yapmak, işlem almak kazançlı olmayabilir. Yani bir şekilde bu şu yapıdan dolayı patlatabilirler işlemlerinizi. Ama hani swing pozisyon alıp tutma şeklinde pozisyon alınabilir. Uygun fiyatta olduğunu düşünüyorum. Yani her şeye rağmen altının birkaç ay önceki fiyatına bakarsak tabi. Yani biz kısa vadede trade ettiğimiz için birkaç ay yeterli oluyor bizim için. Hani böyle bir şey yapabilir altında. Burada da 1930 üstünde kalıcılık sağladığı takdirde buradaki bütün üst dirençlerini tek tek deneyeceğini düşünüyorum. Ama burada önemli seviyenin, anahtar seviye key level'ın 1930 bölgesi olduğunu düşünüyorum. Şuradaki yapıdan dolayı arkadaşlar burada uzun zamandır işaretlediğim bölgelerden bir tanesi bakalım pazartesi günü altında göreceğiz neler olacağını. Diyelim devam ediyorum. Şimdi kriptoda bir iki tane grafik var arkadaşlar. Onları göstereceğim size. Şimdi bir tane grafik var. YFII yani YFI YFI coin'in adı arkadaşlar. Yani YFI değil. YFI değil. YFII olan diğeri. Şimdi bu coin Binance'da delist oldu arkadaşlar. Zaten berbat bir fiyat hareketi var. Şuralarda falan delist haberi geldi ve %50'den fazla delist haberinden sonra düşüş kaydetmiş günlükte hala oversold durumda olmasına rağmen RSI yükseliyor fiyat düşüyor yani burada bir uyumsuzluğa benzer günlükte bir yapı var şimdi kesinlikle bu yatırım yapmalık vesaire spottan almalık falan gibi düşünmüyorum ancak yani gerçekten bakın buradaki yapı yani 320 ile 330 arasındaki bölge diyelim 326 işaretli bende bu bölgeye iki kere fitil atmış ve anormal bu bölgeden anormal bir tepki vermiş yani buraya bu bölgeye tekrardan günlük grafikte geldiği takdirde buradan long işlem almak karlı olabilir yani buradan bir %10 %15 bounce verebileceğini düşünüyorum ben bu paritenin o yüzden de bu 320 bölgesine 326'ya bir alarm atıyorum arkadaşlar yani bu buradan böyle baktığınız zaman günlük grafikte çok böyle hani gelmesi muhtemel bir alan gibi gözüküyor ama çok volatil bir parite o yüzden de hani bu şöyle göstereyim size yani bu yine nereden baksanız %20'nin üstünde %21 civarı bir düşüş kaydetmesi gerekiyor. Saatlik grafikte de baktığınız zaman şöyle bir yapıyı hani teknik olarak yukarı kırmış gözüküyor ama hani ne hacimde ne RSI'de ne işte fiyat hareketini kendisinde yukarı yönlü pek bir şey göremiyoruz ama bu bölgeye indiği takdirde onu görebileceğimizi düşünüyorum ben. O yüzden de buraya bir alarm kurdum. Size de kurmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onun dışında Frax'a bakacağım. Bu uzun zamandır beni takip ettiğim range yapısı. Şu an bulunduğu pozisyonda bulunduğu fiyatın konumda range'in bana göre orta kısmına denk geliyor. Yani böyle bir ara destek gibi bir yerdeyiz. Şimdi buradan fiyat bakın daha önceden tepkiler almış. Tekrardan alır mı bilmiyorum ama daha önceden bu bölgenin böyle yukarı doğru bakın yani defalarca bu bölgenin tepkisini almış. Şimdi defalarca aldığı için bu sefer almayabilir bir şey diyemem. Ancak Frax'ta da bakın burada alarmım var tekrardan buraya indiği takdirde 5.2'ye geldiği takdirde Frax'ta işlem alacağım arkadaşlar. Maalesef OKEX'te listeli değil bu. O yüzden de Frax'taki işlemimi BingX'den alacağım arkadaşlar. BingX borsasına da Ninja Traders'ın %40 komisyon indirimi var. Benim kendi şahsi şeyim değildir. Ninja'nın kurumsal linkidir. Kaydolmak isterseniz, borsayı denemek isterseniz aşağıdaki linkten BingX linkinden %40 komisyon indirimde kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında dikkatimi çeken grafiklerden bir tanesi de Tom benim. Bakın Tomoda da şöyle bir yapı var. E, bu 4 saatlik grafik ve hacimlenmeye başlamış 4 saatlik grafikte. Yani hacim barları yükselmeye başlamış. Zaten uzun zamandır böyle değişik fiyat hareketleri sergileyen bir parite gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu bölgeye geri çekilme yapması takdirde bakın buraya gelmiş yani buradan bir tepki almış ama hani buranın dikilitesi de alınmamış yani bu %7 yükselişe rağmen. Onun dışında yani 4 saatlik grafikte gerçekten %7 yükselmesine rağmen hala oversold durumundan çıkmamış gözüküyor. Yine de ben buraya bir tane alarm atacağım. Piyasa hani biliyorsunuz güven vermiyor. Bir tur daha hani böyle bir karanlık bir düşüş olduğu takdirde 0.92'nin Tomo için acayip güzel bir giriş yeri olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ondan da bahsetmiş olalım. Yani mesela bu işlemi 326'ya geldiği takdirde OKEX'ten alacağım. OKEX'te de OKEX.com join umut30 linkinden benim kendi linkimden kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. OKEX güzel bir borsa ben kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntısını görmedim. Onun dışında Nasdaq'tan bahsedeceğim. Son olarak arkadaşlar Nasdaq'ta da şöyle bir durum var. Şuradaki yükseliş şurada görmüş olduğunuz Yükseliş. nın yükseliş Nvidia'nın %30 civarı kar açıklamasından sonra kaydetmiş olduğu bir yükselişti ve ben bu bölgeye bayağıdır önem veriyordum. Arkadaşlar şimdi buradaki gap yapısı var. Mesela burayı da tam olarak doldurmamış gözüküyor. Ben hani kendi analizime uyacağım. Burada yeni bir destek direnç aramayacağım. Yani muhtemelen buradaki ara bölgelerden Nasdaq birkaç tepki alacaktır. Ama ben yeni ara bir bölge aramak yerine Nasdaq'ta arkadaşlar tabii gelir gelmez bilmiyorum ama yani buradaki rencin içine geri girdi Nasdaq ve çok uzun zamandır bir yükseliş trendi. Yani 2023'ten beri bir yükseliş trendindeydi. Nvidia'da işte hani bu yükselişin Michael Burry shortladıktan sonra düşmeye başladı. Nvidia'daki şu da buradaki range'in içine geri girdiğinin retesti gibi bir şey oldu aslında. Şu anda bu büyük range'in içine geri girmiş vaziyette. Bunun içine de tekrar girdiği için buradaki 13.400 bölgesine bir tane alarm kuruyorum arkadaşlar Nasdaq'ta. Buraya gelirse hem Bing X'den hem de Prime XBT'den buna güzel bir long açmayı düşünüyorum sevgili arkadaşlar Nvidia'dan da bahsetmiş olduk Nasdaq sayesinde. Onu da kaçırmayalım lütfen Nvidia AI hype'ı uzun zamandır devam ediyordu. Nvidia tekrardan haberle birlikte yükselmesiyle beraber Nasdaq'ı da yükseltti. Ama sonra burada sert satışlar geldi. Nvidia'nın kendisinde de yaşanmış oldu bu diyorum. Arkadaşlar eve videomuzu sona erdiriyorum. Videoya like yorum atmanızı rica ediyorum. Bekliyorum. E, yorumlarınızı okuyorum. Beni izlediğiniz için, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ninja'yı her platformdan takip etmeyi unutmayın. İyi pazarlar diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, bol kazançlar, öpücükler. <laughs>